CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin adaylık politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurarak altılı masayla ittifaka yeşil ışık yaktı. Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken, HDP'li Sezai Temelli, Almanya'da düzenlenen terör örgütü PKK etkinliğine katıldı. HDP'li Temelli, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen PKK paçavralarıyla donatılan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganlarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğinde konuşma yaptı temelli zafer işareti yaparak geldiği kürsüde seçimde iktidarı göndereceklerini söyleyip Öcalan'a selam gönderdi. Terör örgütü PKK'ya her fırsatta desteğini açıkça belli eden HDP ile ittifak pazarlığında olan altılı masanın da terör örgütüne vereceği destek tartışma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem nedeniyle ailelerini kaybeden çocukların sayısına ilişkin rakamları paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1678 çocuğun ailesine teslim edildiği belirtildi. Bakanlık depremin ilk gününden bu yana enkazdan çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığını, bu çocuklardan 1678'inin ailesine teslim edildiğini açıkladı. Açıklamada 86 çocuğun tedavisinin ardından bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım altına alındığı, 151 çocuğun tedavisini sürdüğü, ayrıca 42 çocuğun da kimliğinin henüz belirlenemediği belirtildi.